Merhabalar arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda videolara gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Birkaç tanesi özellikle bilgilendirici olması açısından doğru sorulmuş sorulara cevap vermeye çalışacağım. Whisky nickname'li bir izleyicimiz. Köpek büyük ve güçlüyse üstüne üstlük bir de inatçıysa çekmesi tam bir işkenceye dönüşüyor. Ne yapmak lazım diye. Şöyle düşünmek gerekiyor. Kütle bizim için önemli değil. Mantık olarak şunu düşünmeniz gerekiyor. Köpek de özellikle kayışlı gezinti veyahut da kayış öğretirken mücadele bazlı bir öğreti oluşturmuyoruz. İşbirliği bazlı bir öğreti oluşturuyoruz. Dolayısıyla köpeğin kütlesinin ne olduğunun çok büyük bir önemi yok. Bizim için önemli olan nokta köpekle senkronize yürümeye, köpeği işbirliğine davet etmek ve doğru davranmak. Eğer doğru manipülasyon yaparsanız köpeğin büyük olması ya da küçük olmasının çok fazla bir önemi yok. Büyük ırk olan bir köpek de sizinle son derece uyumlu ve senkronize yürüyebilir. Çok önemli olan nokta köpekle challenge etmemek yürüyüş esnasında. Yani köpekle mücadeleye girmemek çok önemli. Eğer senkronize yürüyüş istiyorsanız köpeği buna ikna etmeniz gerekiyor. Videoyu izlerseniz yürüyüş videosunu, kayışlı yürüyüş videosunu zaten belli çıkarımlarda bulunacaksınızdır. Ama köpeğin kütlesinin konuyla bir alakası yok. Dolayısıyla kütlesinin büyük olması bizim için handikap değil. Evet, yine bir arkadaşımız Arif Kağan Mezarcı şöyle bir soru sormuş. Yetişkin bir köpeğe tasma uygulaması, yani hiç bilmeyen bir köpekten bahsediyor sanırım, tasma kayış uygulaması uygulanabilir mi diye. Tabii ki uygulanabilir ama bunun bir takım yöntemleri var. Desensitizasyon dediğimiz duyarsızlaştırma yöntemleri. Yaş ileri olduğu zaman tabii ki biraz daha zor oluyor bu iş. Çünkü köpek belli yaşlarda belli manipülasyonları öğrenmesi gerekiyor. Yaş ilerledikçe öğreti süremiz ve üstünde yarattığı etki farklılaşıyor. Ama duyarsızlaştırma yöntemleriyle, yani ilk önce tasmanın boyuna takılması, tasmanın varlığını alıştırmak, sonra kayışın takılıp köpeğin serbest bırakılması, kayış yerde sürünecek şekilde köpeğin biraz dolaşmayı öğrenmesi, tabii ki bunlar böyle gün be gün yapılan şeyler, bir saatte oluşturulan şeyler değil. Daha sonra kayışın ucundan tutarak köpek nereye gittiyse tansiyon oluşturmadan onu takip etmek, sonra da yavaş yavaş gittiğiniz yöne ikna etmek, mutlaka pozitif yöntemler kullanmak ve ödüllendirmek. Bunları yaptığınız takdirde yetişkin bir köpekte hiç tasma kayış alışkanlığı olmayan öğrenecektir. Ancak tabii ki bu tip durumlarda zaman kaybetmemek çok önemli. Bir an evvel bu uygulamalara geçmek gerekiyor. Mümkünse de tabii ki bir köpeğiniz varsa bebeklik döneminden itibaren tasma ve kayış alışkanlığı konusunda manipülasyona ihtiyacı vardır. O yüzden erken başlamakta fayda var. Yine sorulan sorulardan biri, evde olmadığınız zaman da köpeğin evi dağıtması ve bir şeyler parçalaması hakkında video gelirse demişler. Böyle bir videomuz var zaten. Köpekler evde yalnız kaldığında neden ağlar ve neden obje parçalarlar adı altında, o videoyu izleyebilir. Gizem Aydemir sormuş bu soruyu. Yine bir izleyicimiz Sibel Yeşil Dağlar, köpeğim 16 aylık, şimdi kısırlaştırma yapılabilir mi demiş. Köpeğin her yaş grubunda kısırlaştırma operasyonu yapılabilir. Tabii ki ilerleyen yaşlarda sadece anestezi prosedürleri değişir. Geriatrik anestezi, yani yaşlı köpek anestezisine yönelik uygulamalar yapılır. Ama her yaş grubunda köpeğin kısırlaştırılması mümkün ve biz de tabii kısırlaştırılmasını sağlık açısından son derece olumlu bir davranış olarak görüyoruz. Özellikle kanaldaki videolara yöneltilen bazı sorular çok güzel sorular. Bunlar için teşekkür ediyorum. Çünkü bu sorulardan çıkarımlar yaparak videoları organize ediyoruz. Mümkün olduğunca önemli gördüğüm soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ama sosyal medya hesaplarına da çok fazla soru geliyor. Oradan da cevapladığımız sorular oluyor. Merak ettiklerinizi kanalımızdaki videolarda yorumlar kısmında soru sorarsanız ilerleyen dönemlerde tüm bu soruları, özellikle yararlı gördüğüm soruların hepsine cevap vereceğim.